Çıkar. Yani açıkçası ana hatlarıyla merkezimiz 2020 yılında biz bu proje üzerine uğraşmaya başladık. 2024 yılında da bu merkezi faaliyete geçirmiş olduk. Geçirdikten sonra da zaten savunma şirketleriyle sürekli irtibat halinde, işbirliği halindeydik. Bu lens üretimi konusunda da Aselsan Hassas Optik'le kendi F4, F5.5 dedikleri projeleri var. O termal bölgede görüntüleme amaçlı. Buradaki merkezimiz ana konfigürasyon zaten termal bölge üzerine. Onların lensleri üretimi üzerine ilk etap lenslerimizi gerçekleştirdik, faaliyete aldık. Üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol bilimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz dürbünler içerisinde yerleştirilmiş durumda diyebilirim. Evet, savunma sanayinde özellikle termal görüntüleme sistemlerinde kullanılacak lenslerimiz. Bölge bölge değişebiliyor. İşte 3, 5, 8, 12 dediğimiz yakın orta bölge ve uzak bölge, kızıl ötesi bölge dediklerimiz bölgeler var. Kimisi insan sıcaklığındaki termal görüntülemek için, kimisi de işte bu lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlerin üzerlerine yerleştirilen yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler. İki değişerekten hangi sisteme göre istenirse onlara göre üretim yapıp
kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz burada. Evet evet, zaten şu anda halihazırda bu CAT sistemleri Kanada ile yaşadığımız bir problemi duymuştunuzdur bir günlerde. Dolayısıyla bunu Aselsan kendi bünyesinde geliştirdi. Buradaki optiklerin tamamını da kendi bünyesinde üretiyor ya da üretmeye çalışıyor daha doğrusu. Buradaki kullanılan lenslerden bir kısmı da buradaki yani CAT sistemleri olsun, farklı sistemlere entegre edilebilir. Bizim bu yaptığımız, birebir yaptığımız ürün CAT sistemlerine değil ama farklı termal görüntülemede kullandıkları farklı projelere yerleştiriyor. Dolayısıyla kendi Aselsan'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri de entegre ederekten %100 hale getirmiş oluyor. Ve açıkçası burasının asıl kurgusu bu yani optik üretim ve kaplama bölgesinde niş işlerde ya da Ar-Ge gerektirecek kısımlarda üniversitemizin yardımcı olabilmesi. Yani birebir seri üretim modunda değil ama cihazlarımız seri üretim yatkın cihazlar ya da birebir Aselsan'ın hali hazırda kullandığı cihazlar. Öyle olduğu için şu anda birebir lensleri üretip kaplayıp mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Ve şu anda gelen talepler de var açıkçası. Bazı cihazlarımızda işte ikinci vardiyayı kullanabilelim tarzında sistemler de var. Ama bizim amacımız burada onların üretemediği ya da Ar-Ge kısmı olan yeni cihazları, yeni ürünleri, yeni kaplama reçetelerini geliştirip firmalarımıza destek olmak. Asıl hedefimiz bu. Bu konuda da onlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla beraber işbirlikleri sayesinde. Tombalar herhalde.